Evet, şu anki durağımız Ranger Arms arkadaşlar. Hemen sizi ve firmanızı bir tanımış olalım. İsmim Tuncay Alemler. Yaklaşık 23 yıldır bu sektörde silah üretimi ile uğraşmaktayız. 13 yıldır da Ranger markası ile üretim yapmaktayız. 5000 metrekare büyüklüğünde bir kapalı alana sahip fabrikamız var. Tesis güvenlik belgeleri alınmış şekilde ve şu anda tabanca üretimi yapmaktayız. Yönümüzü biraz savunma sanayine doğru çevirdik ve o yönde ilerliyoruz. Çok güzel. Kapasite alanınızda gayet güzelmiş, üretim alanınızda 5000 metrekare iyi bir rakam. Güzel ürünler çıkartacak bir tesis kadar var yani, ki çıkarttığı ilk tabanca modelini de biraz inceledik. Takdirimizi yakaladı. Daha detaylı da incelemiş olacağız. Ben diğer soruma geçmek istiyorum. Ürünleriniz neler? Hangi platformlara yapıyoruz? Kısaca bunlardan biraz bahsedelim. Tabanca dedik. Diğerleri neler? Şarjörlü 36 kalibri Outfit ile başladık bu serüvene. Şu an onun önündeyiz Evet, galiba. yani çıkış ürünümüz bu. Evet. Yaklaşık 2010 yılında başladığımız Ar-Ge çalışmalarımız birkaç yıl içerisinde sonuçları 2012 yılında bu ürünü çıkardık ve piyasaya sürdük. 36 kalibre ürünler biliyorsunuz çok sıkıntılı, çalışmakta çok problem yaşanan Evet. ürünler. Ama biz ürünümüzde çok güzel bir çalışma mekanizması geliştirerek gerçekten problemsiz bir 36 kalibre şarjörlü otomatik ürettik. Piyasada çok fazla üretilen bir tüfek olmadığı için de anında duyulmamıza ve sektörde çok hızlı bir şekilde yer almamıza sebep oldu. Çıkış ürünümüz budur yani. X-T3 modelimiz. Hala Evet. çok ciddi fanatik kullanıcılarımız var. Ve akabinde bundan daha sonra biz ilk olarak dünyada bullpup outfeni üreten biziz. Şarjörlü bullpup outfeni. Dünyada diyorum yani, Türkiye'de değil. Dünyada bullpup outfeni olarak üretim yapan ilk firmayız. Çok Ve iyi. şu anda hala bullpup outfeninin 3 kalibresini bünyesinde barındıran tek firmayız. 36, 20 ve 12 kalibre olmak üzere aynı tüfeğin 3 kalibresi de var. Onu da görebiliriz şu an. Tabii ürün inceleme kısmında onlara da bakmış oluruz. Bu başarılar gerçekten çok iyi. Dünya çapında böyle bir Türk firmasının başarı elde etmesi, ilklere imza atması ayrıca bir gurur veriyor biz kullanıcılar olarak da. Ben diğer soruma geçmek istiyorum. Ekleyeceğiniz bir şey varsa alabilirim. Amerika'da bilhassa binlerce kullanıcımız var şu anda. Hala ürün gönderiyoruz. Fuara katılım nasıl? Beklentilerinizi karşıladı mı? Artık yerli kullanıcılar da bayağı bilinçlenmeye, fuarlara aktif bir şekilde gelmeye başladı. Güzel ürünler seçiyorlar, bakmaları falan, detaylı incelemeleri mevcut. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıldı fuar? Yani sanıyorum atlatmış olduğumuz pandemi sürecinde insanlar bu tür şeylere biraz aç kaldı. Onun da etkisi var. İnanılmaz bir yoğunluk var. Yani biz bu kadar yoğun olacağını tahmin etmiyorduk. Ve Almanya'daki IWA fuarı, geçen en son katılmış olduğumuz IWA fuarı çok sönük geçti. Gelecek olan misafirlerin, yurt dışından gelecek olan misafirlerden bahsediyorum, İstanbul'a gelmek istediklerini söylediler. Yani burada otellerin, ulaşımın, her şeyin daha ucuz olduğu, daha kolay konaklayabildiklerini söylediler ve Almanya'ya katılım sağlamadılar. Ne hikmetse, ve bizi çok mutlu ediyor tabii. Fuarın yönü biraz Proant'a doğru döndü. Proant'tan çok memnunuz yani. Katılımdan da çok memnunuz. 3 gündür bir şey yiyemedim diyebilirim. Bu kadar yoğunduk yani. Evet, geldik sürekli bu konuşmayı yapabilmek için. Erteledik erteledik, en son kapanmaya yakın yakaladık. Bu Üç sefer gündür. bırakmadım. Yorgunluğunu görüyoruz ama kırmadı bizi sağ olsun. Konuşmamızı gerçekleştirebildik. Ben o zaman diğer sorumuza doğru geçiyorum. Evet. Firmanın en favori ürünü nedir diye sorduk, hemen Yeni bir tüfeğimizi gururumuz daha geliyor. Aynen 12 kalibre alttan doldurulup alttan boşaltma özelliğine getirtirdi. sahip bir tüfek. Dünyada sadece Amerika'da bir benzeri olan bir Evet. tüfek. Şarjör takılmıyor, şarjör borusu var. Küp beslemeli o Aynen zaman. tüp beslemeli. Boş kovanı alttan boşalttığı için sağda ve solda atım yatağı yok. Onun için sağ ve sol kullanıcılar çok rahat bir şekilde kullanabilecekler. Bullpup'larda o sıkıntı Aynen, oluyor. Solak aynen. adama direkt Yani kovan gelebiliyor. toplam Doğru. boyu 73 santim ama namlusu da 51 santim bu arada. Yani uzun bir Yasal namluya standarda sahip. da uygun. Yasal standart 46, bizimki 51, 5 santim daha uzun. Menzili daha fazla. Yani bu silaha çok güveniyoruz ve yaklaşık bir ay içerisinde de av bayilerinde kullanıcılarla buluşacak. Çok iyi, ihtiyaç ürünü. Şöyle mesela savunma amaçlı kullanmak isteyenler, ki bunu taşıyabiliyor arabasının arkasında, kutusunun içinde. Tam o boylar için güzel, ev savunması için de gayet güzel. Kompakt bir silah. Namlu boyundan da kısılmadığı için gayet güçlü, sağlıklı bir şekilde savunma amaçlı da Hem kullanılabilir. kullanım amacı hem de çıkış fiyatıyla iddialı bir ürün olacak. Yani yakından deneyip atış deneyimini de tatmak isteriz bu ürünü. Evet, mekanizmanın sesi de gayet tatmin edici. Çok güzel. Hemen diğer ürünümüze bakalım biz. Evet, ürünümüz geldi. Bu ürünümüzden sonra artık biraz savunma sanayine doğru yönelmek istedik. Tesisimizdeki yasal prosedürleri tamamladıktan sonra ilk ürünümüz olan polimer gövdeli 9 milimetre.
tabancamızı çıkardık. Şu anda yurt dışında Afrika'da birkaç ülkenin resmi tedarikçisi olduk. Ve ürünleri göndermeye başladık. Çok beğenildi. Fuarda da çok beğendi kullanıcılarımız. Gerek ergonomisi, gerek slim tasarımı, 17+1 şarjör kapasitesi ve gene üzerinde bizim patentimize ait, yani bir herhangi bir klon bir silah değil, tamamen kendi Ar-Ge'mizde geliştirmiş olduğumuz bir silah. Çok iddialı olacağına inanıyorum. Bu da 15-20 gün sonra Makine Kimya Ankara'dan kullanıcılarımızın beğenisini sunacak. Çok güzel. İç pazara da girmesi iyi. Bu silahın anlatmış olduğunuz bir özelliği vardı. İç çerçeveyi çok güzel değiştirdiğimiz. Ben ondan bahsetmenizi isteyeceğim. O çok güzel bir yenilik çünkü. Normalde polimer gövdeli silahların içerisinde bir saç mekanizma oluyor. Silah bu saç üzerinde çalışıyor. Bizim silahımızda monoblok bir şasi var. Yani şu slide'la aynı ham maddeyi kullanarak alaşlı imalat CNC'de çıkarıyoruz. Monoblok bir gövde ve bütün parçalar bu gövdenin üzerinde. Yani şuradan bir tane pimle çıkarttığınız zaman tabancanın plastik aksamında bir tane parça kalmıyor. Hepsi tek pimle elinize geliyor. Yani bunu şöyle söyleyeyim, 20-30 bin atıştan sonra silahı yenilemek istediğinizde bizden şu şasiyi alarak buraya tek pimle oturtup değiştirdiğiniz anda tabancanız sıfırlanmış olacak. Çok güzel bir özellik olmuş. Bu tek pimle dediğimiz gibi direkt iç aksamı değiştirebilir oluşu gayet başarılı. Bu da taktikal seri gibi bir durum galiba. Polimer değil. Bu müsabaka amaçlı tasarlandı. Çelik değil. Alt gövdesi alüminyum. Alüminyum. Çift taraflı düşürme mandalı var. İşte optik kapağı var. Kolay takılabilir. Ayarlı gez arpacık var çıt çıtlı. Susturucu bağlamak için gene böyle bir dizaynı var. Atılmış +3 şarjörü var. 20 kapasiteye çıkarıyoruz. Direkt kutu içeriğinde bu şekilde kutu mi? Kutu içeriğinde böyle çıkacak. Çok bir iyi. Tane 17'li şarjör, bir tane 20'li şarjör. Ekstra herhangi bir şey yapmasına aynen. Gerek yok kullanıcı. Alıp aynı direkt parkurlarına girebilir. Aynen. Kabzesi alüminyum ama aynı modelimizin ahşap kabzeli olan versiyonları da olacak. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Hemen diğer model alalım. 100 mm makinalı tabanca modelimiz. Kolluk kuvvetleri için. Yurt dışında bazı sivil pazarlar ve ülkemizdeki kolluk kuvvetlerinin kullanımı için tasarlandı. Glock şarjörüyle çalışıyor. 30 kapasitesi var. Çok kompakt bir silah. Evet, ona değinecektim ben de. Evet, tam. Aynen. Tam böyle meskunvari bina operasyonları için birebir olacak bir model. Umarım yakın zamanda yani kollukta kullanılır. Ar-Ge'si daha yeni tamamlandı sayılır. Yani fuardan bir hafta önce çıkmış bir ürün. Ufak tefek eksikleri var. Çok daha gelişecek o zaman. Aynen. Çok kısa bir süre sonra eksiklerini de tamamlayıp piyasaya sürmüş olacağız. Çok güzel. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ürünleri de zaten daha detaylı tanıtmış da olacağız bizler. Ben diğer sorumuza geçip size fazla vaktinizi almayayım. Ürünleri tanıttık. Diyelim sizin tabancanızı aldı kullanıcı. Herhangi bir sorun yaşadı. Sizin firmaya ulaşım kolaylığı var mı? Orada bir nasıl bir yolu izleyecek veya tüfeklerinizi aldı, parça kırdı vesaire. O tarz durumlarda nasıl bir yolu izlemesi lazım? Ben şöyle bahsedeyim. Tabanca konusunda şu an için bir şey söylemeyeceğim erken ama yıllardır üretmiş olduğumuz av tüfekleri konusunda zaten firmamızın bir WhatsApp müşteri hattı var. Hemen anında oradan ulaşabiliyorlar. Mesai saatleri haricinde yazsalar bile mesai başladığı zaman hemen anında cevaplanıyor. Ve yaklaşık 12 yıldır tüfek üretiyoruz. Şu ana kadar ürettiğimiz tüfeklerin tamire gelen veya bakıma gelen hiçbir tüfekten bugüne kadar 1 lira talep etmedik. Çok güzel. Onun için müşterilerimiz bizden çok memnunlar. Talep etmeyi de düşünmüyoruz uzun bir süre. Yani 20 yıl üretmiş olduğumuz ürünlerden bilhassa bizden kaynaklı ise yani müşteri ütopik bir şey ister, yedek namlu isteyebilir. Onlar tabii ekstradan ücrete tabi ama arıza bakım konusunda bize geldiyse herhangi bir ücret talep etmeden kargo ücretlerini de ödeyerek müşterinin eline ulaştırıyoruz. Bu çok güzel bir imkan sunulmuş firma olarak. Bizzat firmanın ağzından da duymuş olduk arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bu firmadan da ürünler alabiliriz. Ben son olarak fuara gelemeyen takipçilerimiz, bizim takipçilerimiz, burayı izleyecek olan arkadaşlar için söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Bu arada son günü yarın. Evet. Gelip yeni ürünlerimizi görmelerini isterdik. Bizi yakından takip etsinler. Ülkemizde her zaman bazı ürünlerde önce olduk. Bizi takip etsinler. Her yıl yeni bir bombalaya karşılaşacaklar. Yeniliklere hazır olsunlar diyorsunuz o zaman. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.